Kızım şu an yürüyemiyor. Zor tuvalete falan gidiyor. Ayakları çok kötü yanıyor. Sırtı, kemikleri çok ağrıyor, kemikleri. Gece hiç uyuyamıyor, çırlıyor. Kalbi çok sıkışıyor yavrumu. Evladımın bir an önce bırakılmasını istiyorum ben. Evladımı bırakılmazsa, evladım ölüm orucunu bırakmaz. Onu da biliyorum. Çünkü çok haksızlığa uğradı. Olmayan bir şeyle suçlanıyor. Banyo yaptırdım, evladımın kemikleri sayılıyor artık. Evladımı kaybetmek istemiyorum ben. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bir an önce evladımı bıraksınlar. Bir şey yok ortada. Artık duysun bir yetkililer, bıraksın. Ya evladım felç olacak ya da evladımı kaybedeceğim. Çünkü ayakları, elleri yara oldu. Elleri yara oldu, ayakları yanıyor. Ayaklarının üstüne basamıyor. Bir de kuyruk yarası başladı. Kuyruğun yanında. Olmayan bir şeyle benim evladımı suçlayamazlar. O yüzden evladım 4 sene içeride yattı. Daha 4 senesi var. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Evladımın hayatını mahvettiler. Öyle yani. Evladım hiç iyi durumda değil. Çok çırlıyor. Kıvranıyor yatak içinde. Sanki anne affedersiniz bir tövbe kesersiniz çırpınır ya. Öyle çırpınır. Elimden bir şey gelmemesi bir anne için. Evladım beni çekip alamaması. Tedavi ettirememesi çok zor bir şey. Kimseye yaşatmasın Allah'ım. Ne olur evladımı bıraksınlar artık da tedavi ettireyim yavrumu ya. Ama çok geç olmadan. Eğer felç olursa, evladımı kaybedirsem ben mahvolurum. Ama illa bir can istiyorlarsa, bunu işten söylüyorum. Bütün yetkililere gerçek söylüyorum. Benim canımı alsınlar, evladımı bıraksınlar, artık rahat etsin evladım. Ben de yerimde rahat uyurum. Bunu işten söylüyorum. Hastanede bir hafta oldu. Bugün şeye çıktı, kurula. Duyar yer şu an havasız bir yer. Tuvalet içeride. Çok pis kokuyor. Sağlık durumu daha kötü oldu burada. Affedersin şey oldu. İdrar yollarında enfeksiyon oldu. Yarası başladı. Ama işte diyorum yani haksızlığa uğrayan bir evlada bu yapılmaz. Bir önce karar versinler. Evladımı serbest bıraksınlar. Evladımı biliyorum, tanıyorum. Haksızlığa geldiği için ölüm orucuna başladı. Bırakmaz. Evladımın felç olmasını ya da ölmesini istemiyorum ben. Ne zorluklarla büyüttüm ben onu. Ben evladımın her zaman arkasındayım. Benim evladım kötü bir şey yapmadı. Kötü bir şey yapmış olsaydı bunu da söylerdim. Hani benim evladımın şu hatası var derdim ama yok. Gerçekten yok. Hani bir insan olmayan bir şeyle suçlanamaz. Bir evladımın benim 8 sene 1 ay 15 gün ceza verdiler. 4 senesi bitti. 4 sene kaldı. Bu 4 seneyi de evladımı mahvetmesinler. Ben bunu istiyorum yani. Bir anne olarak. Gece inanır mısınız? Sesini dinliyorum evladımın. Bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Soluk hani kıvranıyor yatak içinde ya. Kıvranıyor yani. Bir yerine ineceğim de zarar vereceğim diye aklım çıkıyor. Ben bir evlat acısı yaşadım. İkinciyi kaldırmaz benim bu bünyem. Sibel'im 85 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 38 kiloya düştü. Kemikleri çıkmış evladımın ya. Şu an modeli de yok. Evladım ona izin vermez. Diyecekler ki kendi yani belki diyebilirler ama insan bir kere kendini düşünsün. Haksızlığa uğradıysa eğer. Bir de cezaevinde inanır mısınız? Bir senenin içinde 700 gün hücre cezası verilir mi size sorarım. Bir hücrenin içinde benim kızımı satan kulağı rahatsızdı. Suratını felç geçirme durumu vardı. Havalandırmayı bile çıkarmadılar. Ondan sonra benim kızım ölüm orucuna başladı. Mahvettiler kızımı ya. Sanki ölsün diye uğraşıyorlar. 10 dakikası bile evladımın ne olacağı belli değil.
Gitsinler görsünler o cezaevlerinde bak. Bir anne olarak söylüyorum bunu. Allah düşmanımı dair düşürmesin. O kadar haksız evlatlar. Anne nereden biliyorsun dersen cezaevine evladımı ziyarete gittikçe gördüm annelerim. Mahvoluşunu. Haksızlığa uğrayan çok o kadar çok evlat var ki. Hani bu evlat kolay yetişmiyor. Hani bu annelerle babaların ağını almasınlar. Bu evlatları bunu yapmasınlar yani. Yetkililere sesleniyorum buradan tekrar. Kendileri haksız yere içeri tutunmuş olsaydılar. 8 sene 1 ay 15 gün ceza verseydiler. Bir de cezaevinde. Hani niye verdiler bu 700 gün hücre cezasını dersen bir şey mi oldu? Orada su istesen, kitap okumak istesen suç kızım.